aylardır, yıllardır bitmek bilmeyen Mustang'imizin çok değerli, şöyle değerli, böyle değerli, şöyle özel, böyle özel konuşmalarını sonuç olarak toplayacağımız bir konuşma yapacağız. Hem de bizzat kendi dostlarımızla. Bakalım bu araba gerçekten tam olarak neymiş, neyin nesiymiş, neyin fesiymiş hep birlikte öğrenelim. Bu Mustang neyin nesi? Bu Mustang hani vardır ya, bazı insanlar farkında olmadan dünyanın en değerli bir mücevherine, mücevherat mı derler, ne mücevher derler, sahip olur. İşte bu arabayı bilmeden aldık, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, biliyorduk ama bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Değerli bir 71 model. 71 model Mustang. Az önce de bir koleksiyonerle konuştuk. Hı hı. Aracımıza talip oldu. Araç o bizden çok çok daha bu konuda hakim. Hı hı. Mustang tarihini. 24 adet üretildiğini, dünya üzerinde çok az sayıda sağ kaldığını izah etti bize. Orijinal düz kes olarak o anlattı aslında. Biz başkasından böyle bir koleksiyonerden bunu duymak bizim daha çok hoşumuza gitti. Hep tabii bir rivayetti. Hı hı. Bu şimdi bir bilirkişi olarak doğrulandı. Bilirkişiler tarafından doğrulandı. Nasip olursa o arkadaşla görüşeceğiz. Eğer nasip olursa bakalım. Yani 71 model özel seri. Bir elimizde Mach 1 var ve Türkiye'de bir tane olduğu söyleniyor. Bu arabayı özel kılan... Garaj dolapları gördüğünüz gibi. Peki bu arabayı özel kılan şey ne? Meraklıları bilir zaten de, bilmeyenler için söyleyelim. Birçok Mach, birçok Mustang otomatik vitestir. 72'de düz olanları çıkmış, 73'te düz olanları çıkmış ama onlar da nadir çıkmış. Onlar da nadirdir bu arada. Ama 71'in ki ekstra iş adamları, Amerika'da zamanındaki iş adamları, oyuncular için, artistler için, bir de yarışçılar için üretilmiş olan modeliymiş bu. Valla bu, ben az önceki arayan bir koleksiyonerin anlattıklarını size aktarıyorum. Hı hı. Ben bu kadar arabaları araştıracak kapasiteli bir adam değilim zaten. Araba benim önüme gelir, gördüğünüz gibi yapılır, çıkar. Bu da aynen öyle oldu. Hatta ben bu arabayla uzun yola çıktım. Şu anda ben neler yaptım bu arabayla var ya, o kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum ki. Oylat dağına çıktım ben bu arabayla, hamama gittim. Ve dünyada bir tane olan araba. Hamamda yıkandık ya. Evet. Dağlara tırmandırdım ben bu arabayı. Ama benim zaten mizacımdır bu. Hiçbir arabayı alıp bir koleksiyon gibi bir kenarda yatırmam. Arabaya yapılabilecek en kötü şeydir. Yürürüm, gezerim. Ya bunlar yürümek için üretildi sonuçta. Yatırmak bunlara yapılan en kötü şey. Alacak arkadaş anlaşırsak o arkadaş müzesine koymaya niyetli bu aracı. Ya bence çalışması gerekiyor bu arabaların. Hatta şöyle söyleyeyim, bu araç... Çalışması gerekiyor diyoruz da babam, bir senedir yerinden oynat. Ya en son 6 ay önce oynatabildik. Çünkü çok ciddi bir yakıt tüketimi var ve ekstradan da koyduğumuz otoparkın ücreti ekstra bir maliyet vesaire. Bu araç zaten çok değerli bir araç, farkındayız ve hatta şöyle de bir şey göstereyim. Baba bir kaputunu açar mısın arabanın? Ne var ki kaputu göstereceğim? O Powered by Ford yazısı var ya. Neymiş adamın demesi, limited bilmem ne diye geçiyor. Limited edition. Koleksiyonerin demesi. Evet işte hani sınırlı üretim. Bir de adamın sordu. Yani arabanın orijinal şanzıman olup olmadığını teyit etmek için o sormadan ben söyledim. Araba geri vitese geçmeden kontak yerinden çıkmıyor. Evet, bu orijinalliğin bir belirtisi daha.
Evet, bakın. Bu araç fabrikadan çıktığından bu yana sadece biz karbüratör kapağını değiştirdik, elektronik ateşlemeye çevirdik. Şöyle gösterelim, değiştirdiğimiz iki parça. Onun haricinde elektrik tesisatına bile dokunmadık aracın. Ya hani bu kapakları falan boyayabiliriz ama görüldüğü üzere aracın komple motoru orijinal. Hani üzerinde temizlenmesi gereken, bakılması gereken işlemler var. Evet, farkındayız. Böylesine değerli bir arabanın motoru böyle gözükmemesi lazım. Ama bu sefer de aracın orijinalliğinden ödün vermiş olacağız. Bu gördüğünüz motor direkt fabrikadan çıktığı haliyle. Ya belki de daha önce hiç bu motor buradan sökülmedi bile. Ama biz bu motoru temizleyebilmemiz için komple motoru ve şanzımanı yerinden sökmemiz gerekiyor. Ya bu sefer de bu arabanın değerini düşürmekten başka bir işlem yapmış olmayacağız. Vallahi açık konuşacak olursa, ben az önceki arkadaşla görüşmemiş olsaydım umurumda olmazdı. Motoru indirir, komple takozlarına kadar değiştirir, koyardım ama... Şu anki fikrin ne? Şu an yani tamam, biliyorduk değerli olduğunu. Söylüyorduk da eşe dosta. Herkes he he diyordu. Ama şimdi biraz daha iş değişti. Biraz daha yani, ciddiyete girdi. Ciddiyete girdi. Şimdi ben bu arabayla uzun yola çıkmayabilirim yani, korkarım. Yani ben de artık mesela şehir içinde kullanımına da korkarım. Çünkü dediğimiz gibi yani bir de... Böyle bir bahsettik ki yani ya, çok bir de... kıymetli olduğunu... Bir de şöyle bir durum var ayrıyetten, hani direkt size plakasını göstermek istiyorum. Şöyle buyurun. 34RF950. Hani zaten eğer bulabilirsem, ki birkaç tane filmde o vardı diye hatırlıyorum. Direkt bu araç bu plakayla Cüneyt Arkın'ın ve Yeşilçam filmlerinin birçoğunda oynamış, görülmüş bir araba. Hani direkt bu plaka, hani 34RF950. O yüzden yani hadi tamam, koleksiyonellik değerini bir kenara bırakalım. Yok işte şu hızda şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şunun için üretildi, bu kadar kaldı. Cüneyt Arkın, yani Türk oyuncumuz, Yeşilçam oyuncumuz Cüneyt Arkın bizzat şu koltukta oturmuş bir insan yani. Düşünebiliyor musunuz? Bakın iç döşemesinin değişmemesinin sebebi o. Hani bu koltuğa, bu deriye Cüneyt Arkın oturdu. Vakti zamanında. Hani mesela görüyorsunuz aracın içini. Biz bilmiyor muyuz bu aracı komple restore etmeyi? Biliyoruz. Ama direkt şu koltuğa, şu döşemeye Cüneyt Arkın'ın sırtı değdi mesela. Şuraya kim bilir hangi oyuncumuz oturdu, eski Yeşilçam oyuncularından. Acar hani... filmiymiş zaten baba. Bizde yani Türkiye'ye getiren kişi Acar film. 3 tane getirmiş. 71 olarak bu gelmiş. Bir tane kırmızı gelmiş. Bu Türkiye'ye geldiğinde petrol yeşiliymiş. Ama Türkiye'ye gelir gelmez siyah çevirmişler. Filmciler değil mi? Evet. Ondan sonra zaten. Siyah çevirmiyor. Biz arabayı kazdık ya. Evet. Kazırken bu... yeşilleri görmüştük ve çok güzel bir yeşildi. Petrol yeşili diye geçiyor. Biz öyle isim taktık, bilmiyorum petrol yeşili diye mi geçiyor. Bunların hepsini Instagram'da bu araçla alakalı bir bölümümüz var. Orada bu arabaya yaptığımız işlemleri görebilirsiniz. O zamanlar daha garajımız bu halde bile değildi yani. Bu aracın bizdeki tarihçesi bayağı eski. Çok uzun zaman önce yapıldı bu araç restorasyonu. Ama hala görüldüğü gibi ilk günkü kondisyonunu koruyabiliyor. Ama dediğimiz gibi lütfen gördüğünüz ara tabii ki de fotoğrafını çekin, fotoğraf çekinin. Eğer aracın başında biz varsak lütfen sorun. Bu araba neyin nesi, neyin fesi diye biz size anlatalım. Çünkü bir daha göremeyeceksiniz bu arabayı. Bunu size garanti ediyorum. Bakın bu arabadan bir tane daha göremezsiniz. Bunun sebebi, ya soruyorum sana be güzel kardeşim, bak hatta şöyle yapayım. Soruyorum sana be güzel kardeşim, kaç tane Cüneyt Arkın'ın kullandığı arabayı görebiliyorsun? Kaç tane? Google'a bile yazsan bu arabayı bulamazsın. Ben sana kanıtlı bir şekilde sunuyorum bunu. Direkt filmlerden kesitlerle sunuyorum ben sana bunu. Ya gir izle, gir gel. Bak. Gördüğünüz üzere klasik araçlar için de geçerli. Üzeri tozlanmış olabilir, pislenmiş olabilir, üzerinde ekstra bir şey olmuş olabilir. Dokunmayın, bakın dokunmayın. Bu araçlar gerçekten nadide araçlar. O yüzden bu araçları olabildiğince kibar ve nazik bir şekilde seviyorsunuz, farkındayız. Biz de seviyoruz ama özellikle de işi bilmeyen insanlar için söylüyorum. Uzaktan sevin. Lütfen gelin fotoğraf çekin, sahipleriyle sohbet edin. O anda bu aracın başında kim varsa sorun, öğrenin. Bunlar güzel şeyler. Size bunun garantisini veriyorum. Bakın bizim de hoşumuza gidiyor bu tarz şeyler. Ama lütfen araçlara zarar vermeyin. Bu hani benim sesim olsun. Ben buradan bir haykırışını bulunayım. Çünkü mesela bir düğüne gidiyorsunuz. Klasik araç kiralama işi yapıyoruz. Mesela bu araç o iş için alındı. Üstü kesilecek, tek kapıya döndürülecek. Beyaz veyahut da siyah veyahut da pembe veyahut da kırmızı. X bir renkli düğün aracı olarak kiralanacak. Mesela bu arabaya geliyorlar. Yuhay efendim, ayağımın işte bağcamı bağlayacağım. Lah! Bak yani anladın mı? Bu arabanın tamponu kim bilir kaç sene önce ve üzerinde neler neler var. Senin ayakkabını buraya koyup bu şekilde bağlaman için değil ki bu. Yapmayın. Buradan da bu haykırışımda bulunmuş olayım. Zaten bu aracın özelliğini de gösterdim. Dünyada benim bildiğim 14, koleksiyoner abimizin söylediği üzere 24 adetmiş. Hani ben bir forumda okumuştum 14 adet üretildi manuel ve spor yaylı olarak. Koleksiyoncu abimiz de 24 olarak düzeltti bunu. Yani bu araç dünyada sayılı, çok nadir bir araç. O yüzden şimdi zaten dün gece çekimleri de yaptım. Aracın onların videolarını hepsini izleyeceksiniz. Detaylı çekimlerini de izleyeceksiniz. Şimdilik şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin fikirleriniz nedir bu araç hakkında? Biliyorum hepiniz teknik verilerde boğulmak istiyorsunuz. Ama ne yazık ki şu an size teknik veriler sunamıyorum. Çünkü şöyle sunamıyorum.
bu aracın üzerine sallıyorum 500 beygir internete girip araştırabilirim. 500 beygir üretebiliyor olabilir. Ama gelin bu araç 71 model ve 71 yılında bu rakamlara ulaşabiliyordu. Ama şu anda biz 2024 yılındayız. Bu arada 3 Ocak yeni yılınız kutlu olsun. Yani bu lütfen böyle şeyler istemeyin. Çünkü o zamanki kondisyonunda değil. Hiçbir malzeme değil. Bu metal. Metal yorulabilen bir şey. Aynı gücü aynı şekilde iletemeyebilir. O yüzden sizlerden ricam, teknik veriden daha çok aracın kendi keyfiyle ilgilenin, kendi varlığıyla ilgilenin. Şimdilik ben kapatıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bizim de şimdi içeride 68 Impala'mız var biliyorsunuz ki. Onunla ilgilenmemiz gerekiyor. O yüzden şimdilik bu video içerisinde ki zaten videoyu kapatır kapatmaz diğer videoya devam edeceğim. Şimdilik benzininiz bol, yolunuz açık olsun. Garaj dolaplarına herkese elvedalar olsun efendim diyorum. Size uzunca bir keyifli seyirler diliyorum.